Merhaba, Babil Kulesi ile karşınızdayız. Bugün Paris Komünü'nü konuşacağız. Erdoğan Aydın ve Aydın Çubukçu ile birlikte. Zira 28 Mayıs 1871 de Paris Komünü'nün artık son barikatları, son bölükleri direndiler ve 28 Mayıs aynı zamanda çok büyük bir toplu katliamın, bir kıyımın, komünarlarının kıyımının da yaşandığı bir kara gün olarak da anılıyor. Dünyada çeşitli etkinliklerle, bir anma etkinlikleriyle yeniden gündem oluyor. Biz Paris Komünü'ne yaklaşan süreçte Fransa'yı, Paris Komünü'nde ilk işçi komününün oluşması, ilk işçi devletinin nüveleri açısından Paris Komünü'nün önemini konuşacağız ve neden yenildi? Sonraki yıllarda diğer devrimlere nasıl kaynaklık etti? Bütün bunları tartışacağız. Erdoğan Hocam, isterseniz sizinle başlayalım önce. Ben Fransa'da Sınıf Savaşı'nda hemen bir küçük bir alıntı yapayım. Onun ön sözünde Engels şöyle diyor, 1848-50. Tam 16 yüzyıl önce Roma İmparatorluğu'nda da devrimci bir parti ortalığı kasıp kavuruyordu. Bu parti dinin ve devletin bütün temellerini oyuyordu. İmparatorun iradesinin en yüce yasa olduğunu açıkça reddediyordu. Vatansız ve enternasyonaldi. Partiyi tabii ironik olarak kullanıyor. İsa ve onun hareketine, Hristiyan hareketine Devamcıları. şey yapıyor. Bunu da 1850 devrimiyle ezildi ama devrimler sürüyor manasında kullanıyor. Tam olarak neyi kastediyor? Biraz komünle nasıl bir bağ kurulabilir bu İsa ve döneminde yaşananlar? Niye böyle bir şey seçti sizce? Atıfta bulunduğu dönem Roma İmparatorluğu'nun astı astı kestiği kestik olduğu, istediği yerleri fethedebildiği, halkı çok ağır bir sömürü altında tuttuğu, adaletsizliği kılıç zoruyla hakim kıldığı bir dönem. Buna karşı Hristiyanlığın henüz daha bir devlet dini olmadığı, eşitlikçiliği, adaleti savunduğu, bütün Roma İmparatorluğu topraklarında en alttakilerin, mağdurların işte Orta Doğu'dan ta Avrupa'nın batı ve kuzeyine kadar her yerde yoksulların sarıldıkları bir ideoloji olarak şekillendiği ve toplumun da buna göre saflaştı. Roma İmparatoru'nun yanında saflaşanlar Roma'nın partisi, Hristiyanlığın yanında saflaşanlar da işte devrimin partisi diye böylesi bir yollama yapılıyor. Aslında bu yollama sonraki dönem sınıflar mücadelesini kavramak açısından da sonraki dönemde devrimci ayaklanmalar ve geleceğe dair umut üretmek açısından da tarihten çekilip alınan ve doğru bir şekilde çekilip alınan ve toplumun en azından o dönemde işte Hristiyan inancının yaygınlığı da düşünülecek olursa halkın dönüşümü açısından da bilincini ileriye taşımak açısından da doğru bir yerden alınan bir tarihsel arka plan. Buradan şunu belirtmek lazım. Söz konusu dönem hala Hristiyanlığın evet kuşkusuz işte Marx'ın, Bakunin'in, Blanqui'nin, Proton'un ve benzerleri gibi modern ve sistemle bağları kesmeye yönelik bir girişim değil ama yine de alttakilerin, ezilenlerin dayanışma hareketi olduğu dikkate alınacak olursa, işte tahminen 325 yılında kral şeyin imparatorun Hristiyanlığı resmi bir dine çevirip onu halkın elinden alıp devletin elinde kullanılabilir bir araç haline getirene kadar böyle bir rolü var. Evet. Buradan hareketle de işte 1. 1789 Fransız Burjuva devriminden beri Avrupa'yı kasıp kavuran devrimci dönüşüm dalgası arasında bağlantı kuruluyor. Bu bağlantıda söz konusu okuduğun alıntıda da olduğu gibi yeni bir ruh, yani burjuvazi milliyetçiliğe doğru ulusal devlete ve sömürüyü ulusal devlet sınırları içinde kapitalistçe yapma programına karşı Hristiyanlığa yapılan atıf aslında enternasyonalizme yapılan atıf. Bütün bir dünyanın, bütün bir halkların, bütün işçilerin birlikte bir programla kurtulabileceğini, dinleri ve milletleri aşmanın bu anlamda önemine de vurgu yapan bir atıf.
Bu yanıyla aslında evet. Sonraki dönemi kavramakta da bize önemli bir şey sağlıyor. Aydın abi yine 18. Brumaire'de yani şeye doğru Fransa'da devrimci Fransa komüne doğru giderken aslında biraz o bölümü konuşuyoruz. Ön sözde Marx şöyle yazmış. Bu dönemi yani 1950 devrimi ve sonraki süreci en iyi Victor Hugo'nun Küçük Napolyon'u ve Prodo'nun hükümet darbesi anlatır diyor. Sonra birini çok subjektif olmakla, birini nesnellik adına fazlasıyla yayılmakla eleştiriyor ve diyor ki ben şunu yapmaya çalıştım. Fransa'da sınıf savaşımının sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi görülmesini sağlayacak koşulları ve durumu nasıl yarattığını gösteriyorum diyor. 1952 Şubat darbesiyle 71'e kadar bir kesinti dönemi de var aslında. Belki oradan alalım. Yani 71 öncesi Fransa'sı ve oradaki iç darbeler, devrimler nasıldı? Nasıl bir tablo vardı Fransa'da? Fransa'nın aslında 1789'a kadar götürülebilir. Kesintisiz bir devrimler süreci gibi görünüyor. Yani 1830'dan itibaren proletaryanın ortaya çıktığı bir devrimler süreci vardır ama 1789 devriminin yani Büyük Fransız devriminin tamamlanmamış kitlelerin taleplerine devrim yaparak ortaya koydukları ihtiyaçlara tam olarak cevap vermemiş bir devrim olması nedeniyle sürekli ayaklanmalar, sürekli farklı sınıf kesimlerinin, farklı meslek gruplarının itirazları ve ihtilalci ayaklanmalarına tanık oluyoruz. Bunlar ufak tefektir, kırdadır. Hepsi Paris'te olmamıştır. Ama devrim bir kere başladıktan sonra Fransa'da şöyle söyleyebiliriz ki 1871 Paris Komünü'ne kadar devam ediyor. Yani bütün devrimler arasında bütün bir bağ devrimler var. Bütün devrimler arasında birbirleriyle bağlantılı bir tarih sürecinden söz edebiliriz. Koşullar itibariyle hem Burjuva devrimi, halkın geniş kesimlerini, işçileri, emekçileri, kır yoksullarını tatmin edici sonuçlar doğuramamıştır bir. İkincisi Fransız devrimine temel olan büyük aydınlanma fikirleri gibi söylenir. İşte devrim o fikirlerden çıktı diyenler de vardır hatta. O fikirlerin gerçekleşebileceği bir rejim, bir demokrasi, serbestlik, işte insanların özgürlüğünü yaşayabilecekleri bir toplumsal sistem ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Büyük Fransız Devrimi hem en büyük umutların ifadesidir hem de en büyük hayal kırıklıklarının ifadesidir. 1871'e doğru ilerlerken, Paris Komünü'ne doğru giderken farklı olan bir şey Burjuvazi'nin gittikçe gericileşmesi, buna karşılık devrimin ideallerinin proletarya tarafından sahiplenerek devrimci bir proletarya hareketinin bayrağı haline gelmiştir. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük. Bu üç kelime Burjuvazi'nin asla gerçekleştiremediği, asla bu bayrağı halkın bayrağı haline getiremediği koşullarda işçi sınıfı tarafından devralınmıştır. 1789'un sloganı buydu ama. Buydu. Bu tabii Fransız devriminin sloganlarıdır ama Burjuvazi devrimi gerçekleştirdikten sonra hepimizin bildiği malum şeyler gericileşmeye başlamıştır. Halk karşısında halkın talepleri özellikle proletaryanın gelişme sürecinde kendi ideallerine ihanet etmiştir. O ideallere sahip çıkan da alttan gelen diğer sınıflar olmuştur. Yani Burjuvazi'nin bu işi gerçekleştiremeyeceği ortaya çıktıktan sonra anlaşıldıktan sonra o ideallerin hala büyük halk kesimlerinin özlemlerini ifade ettiği de düşünülürse bunu gerçekleştirmek ideali işçi sınıfına, başta işçi sınıfına düşmüştür. Mesela 1844 er yazmalarında Marx
henüz hegelcilikten tam kopuşu gerçekleştiremediği dönemlerde proletaryayı felsefeyi gerçekleştirecek olan güç olarak tanımlar. Ne demektir? Felsefenin gerçekleştirmesi, bu hegelci bir terimdir. Felsefenin gerçekleşmesi, özgürlüğün gerçekleşmesi, eşitliğin, adaletin gerçekleşmesidir. Yani Fransız devriminin temel ideallerini gerçekleştirecek güç olarak proletaryayı görür. Tabii sonradan Alman ideolojisini yazmaya başladıklarında proletaryaya ilişkin bu kavramsal yapı değişir. Orada artık proletarya felsefeyi gerçekleştirecek güç olarak değil, doğrudan doğruya toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek sosyal güç olarak tanımlanır. Oradaki fark aslında, yani o Hegelian kavramlarla proletaryayı değerlendirdiği dönemde söylediği şey, bütün o Fransız devriminden 1830'lar 44-48'lere kadar gelen süreçte proletaryanın nasıl görüldüğüne dair bir işarettir Marx tarafından. Yani felsefenin gerçekleştirilmesi ile kastedilen şey doğrudan doğruya Fransız devriminin, büyük Fransız ihtilalinin ideallerini gerçekleştirme görevini üstlenmiş olan yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. Artık bundan sonraki bütün devrimler işçi devrimleri karakteri taşır. Tam oraya gelirken Aydın abi şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani bir yandan devrimler var. 1830'lardan, 40'lardan, 50'lere kadar bir maddi zemin var. Bir kitle olayı var. Ama bir yandan da bir fikir tartışması var. Enternasyonalin 1868-69 Basel ve Brüksel kongrelerinde ben baktım biraz. Yani demokrasi için savaşım, militarizme karşı savaşım, proletaryanın rolü, tarıma bakış, köylülüğe bakış, İrlanda ve Polonya örnekleri üzerinden ulusal soruna bakış gibi aslında bir dizi tartışmalar yapılmış. Yani 71'den çok kısa bir süre önce, 68-69. Evet. Bunlar bir zemin oluşturdu mu acaba 71'e? Tabii ki. Şimdi gerek internasyonel içinde gerekse Fransa'da, Almanya'da, hatta kısmen İngiltere ve İtalya'da örgütlü proletaryanın önemli fikir tartışmaları içinde bulunduğunu ve çeşitli felsefi akımlara ya da önderlere göre örgüt hatları taşıdığını görüyoruz. Proletarya pek çok bakımdan, siyasi bakımdan da, sendikal bakımdan da örgütlüdür. Yani onu manifestoda da görürüz zaten. Proletarya partilerine, komünistlerin diğer proletarya partilerine göre karşı tavırları diye bir bölüm vardır. Artık vardır yani, proletaryanın pek çok partisi vardır. Ama ilginç olan bu partilerin hepsi kendisini sosyalist ya da komünist diye tanımlamaktadır. Sosyalist partilerdir. Şüphesiz işte komünizmden, sosyalizmden ne anladıkları tartışılmalıdır, tartışmalıdır ama prodoncular, anarşistler gibi başlıca şeyler, Bakuninciler vesaire gibi örgütlü, anarşist ya da ütopik, sosyalist, işçi sınıfı içinde Marx kendine bir yol bulmaya çalışıyor. Şimdi şeye bakarsak bütün bu program tartışmaları aslında bir yandan sosyal ihtiyaçların bir ifadesidir. Diğer yandan bu düşünsel zenginliğin ve çeşitliliğin bir ifadesidir. O kadar çok fikir, o kadar çok talep, o kadar çok reçete ortada dolaşmaktadır ki. Teorinin bir zengin gelişme çağı. Teorinin enflasyonu var. Teori enflasyonu var. Ama pratiğin de enflasyonu var. Pratiğin de enflasyonu var. Birbirlerini tamamlayan şeyler bunlar. Yani ne kadar çok iş, o kadar çok laf. Az laf, çok iş diye bir şey yok. İş yaptıkça laf da üretiyorsun tabii. Evet. Bu şeyler arasında şüphesiz farklı programlar, farklı partiler arasındaki tartışmalar aslında komünün doğası bakımından ele alacak olursak onun gerçekleşme koşulları ve zafere ulaşamama durumuyla bu düşünceler arasındaki farklar aslında
daha sonraki dönemleri çok etkilemiştir. Evet, oraya geleceğiz. Sonradan geçelim. Tam burada yani bir Aydın abi tabi dipten gelen bir sınıf hareketine, taleplere, bir işçi hareketi dalgasına ve devrimlere dikkat çekti. Ama Paris Komünü'nün en önemli, Paris Komünü'ne gelene kadar yaşanan olaylarda da öyle. En önemli nedenlerinden bir tanesi de Prusya, dönemin Prusya'sı ile Fransa arasındaki savaş, bir savaş tercihinin yapılması. Hem iç gericiliğe karşı hem dış işgale karşı işçi sınıfının nasıl bir tutum alacağı da galiba etkili oldu. Biraz bize o savaşın pozisyonu, Paris Komünü üzerindeki etkisini anlatabilir misiniz Erdoğan Hocam? Aydın abinin belirttiği bir şeyi tekrar etmekte fayda var. Çok önemli çünkü. 1789 devrimi bize, dünyaya, Fransalı emekçilere, köylülere eşitlik, adalet, özgürlük vaat etmişti. Fakat devrim gerçekleştirilmesinin akabinde burjuvazi bu kadarı bana yeter. Benim için gerektiği kadar özgürlük, benim için gerektiği kadar eşitlik, benim için gerektiği kadar kardeşlik. Ve zaten ondan sonraki dönemin sürekli bir kaynama olması bundan kaynaklanıyor. Ya da bana kardeşlik, bana özgürlük, aynen, bana eşitlik. Aynen. Burjuvazi yani var. Dolayısıyla aslında giderek bir yanıyla eşitlik, kardeşlik, özgürlüğü gerçek muhtevasına büründürme yönünde en alttakilerin direnişi var. Ve aynı şekilde üç renkli Fransa bayrağı, devrim bayrağının da aslında içeriği boşaltınca kızıl bir bayrağı. Yani hakiki bir eşitlik, hakiki bir özgürlük, hakiki bir kardeşliği sembolize eden, bu anlamda üç rengi tek renge indirgeyen bir yeni yöne bir bayrağı, doğru bir gelişme bir var. Aslında 100 yıl böyle geçiyor ve maalesef Paris Komünü'nün yenilgisi bir anlamda istikrarın egemenler lehine en azından bir müddete kadar, işte 1905 devrimi, 17 devrimiyle tekrar patlayan şeye kadar. Şimdi bu süreçte bir sürü pratik, bir sürü ayaklanma ve bir sürü programatik atılım gerçekleşiyor. Dolayısıyla işte 1. Enternasyonel'in kurulması, bir dizi farklı eğilimin programatik ve örgütsel çabası, bütün bunlar Paris Komünü'nün aslında subjektif koşullarını oluşturma çabaları. Komün de biraz çabaları. Laboratuvar galiba. Kesinlikle yani hangi öyle. Akımın nasıl bir test yaşayacağı açısından da. O yanıyla da çok önemli. Fakat zaten bütün bunların yanı sıra senin işaret ettiğin de bir dışsal faktör. O işte kaynamakta olan suyun patlamaya dönüşmesine, nitelik sıçraması yapmasına neden olacak bir gelişme de gerekiyor. Burada Fransa-Prusya savaşı. Prusya o sırada Alman yani diğer senyörlüklerini birleştirmeye çalışan en güçlü güç. Fransa'da Marx'ın önemli bir saptaması var. Hı hı. Daha önceki haftalarda bir seferde 18 Brumaire Louis Bonaparte'ın darbesini konuşmuştuk. Onun üzerinden geçen zamanda diyor ki 1870 savaşı, yani Fransa-Prusya savaşını 1851'de hükümet darbesi, Bonaparte'ın hükümet darbesinin düzeltilmiş bir basımından, bir tekrarından başka bir şey olmayan bir komplodur diyor. Yani savaşı kesinlikle Almanların değil Fransızların, Fransa İmparatoru'nun niçin artık yıpranmış olan, artık sürdürülemez hale gelmiş olan bir durumda kendisine kan taşıyacak, kendisine yeniden bir meşruiyet, dış zafer sağlayacak ve o dış zafer üzerinden yeniden bir 30 yıl daha götürecek. Hesap bu. Hesap tuttu mu peki? Hesap tutmadı. Hesap tutmadı çünkü bir Prusya Alman ordusu, Fransız ordusunu perişan ediyor. Dolayısıyla işte imparatoru da esir alıyor ve dolayısıyla imparatorun düşlerinin dağıldığı. Yine 18. Brumaire'de Marx'ın o alıntısı aslında bir sürü şeye kadir olan, o çok bir sürü şeyi açıklayan açıklaması. Brumaire darbesi Louis Bonaparte için bu sefer birincisi eğer trajediyse ikincisi bir komedi olacaktır. Yani buradaki komedi aslında iktidarsızlaşması. İşte bu atmosferin üzerinde Fransız burjuvazisi, Paris'in burjuvazisi, siyasi bürokrasisi Paris'i Almanlara bırakıp kaçan bir pozisyon takınıyor. Peki Paris'i kim koruyor? Paris'in proletaryası koruyor. Yani daha önceden hain ilan edilen, vatan haini ilan edilen, vatansız ki bir yanıyla öyle. Ama burada vatansızlığın aslında saldırıya uğradığında
nasıl vatandaşlığını ve kendi bulunduğu yaşam alanını korumak için nasıl kahramanca bir direniş sergilendiğinin çok önemli bir göstergesi. Vatan üzerinden demagoji yapanlar vatanı bırakıp kaçarlarken, aslında bütün dünya bizim vatanımızdır, bütün dünyada gerçek bir kardeşlik savunmalıyız diyenler ise kendi şehirlerine, kendi vatanlarına saldırı olduğunda orada deyim uygunsa aslanlar gibi bir savunmaya geçiyorlar. Ve işte burada Paris Komünü'nün başlaması gerçekleşiyor. Aslında bir silahsızlandırma, Fransızların, Paris'teki topların yeniden alınması, Paris'in bir bütün olarak silahsızlandırılmasına karşı, hop bir dakika ya, bizim toplarımızı götüremezsiniz, bizim başkentimize de böyle giremezsiniz ama, diye bir hareket denebilir mi? Ama burada bu ayrıntıya dair biliyorsun evet. Bir dizi teorik tartışma da yapılmıştır. Tabii. Aslında orada Paris proletaryası bir şehrini ve şehri savunabilmek için, Almanlara karşı, Alman saldırganına karşı savunabilmek için topları savunuyor. Ama o arada şehri burjuva bir iktidar adına savunmuyor. Bu savunmayı aynı zamanda emeğin gerçek anlamda, işte daha sonra Marx'ın, Engels'in, Lenin'in, işte proleter diktatörlüğün gerçek örneği diyeceği, mülksüzleştirilmişlerin iktidarlarını kurma sürecine dönüştürüyor. Tabii şu i̇şte bilgiyi verelim, yani Ulusal Meclis Versay'a taşınınca Paris'te bir yönetim modeli oluşuyor. Buna komün deniyor. Evet. Komün nasıl bir yapı Erdoğan Hocam? Yani seyircilerimizin de anlaması bakımından. Ulusal Meclis'te burjuva karakterli. Farkı ne? Nasıl bir temsiliyet yapısı farkı var? Farkı şu. Her şeyden önce doğrudan bir demokrasinin uygulandığı, yasama ve yürütmenin birleştirildiği ve bu dönüşümün, yani siyasal yönetim olarak bu değişimin aynı zamanda emeğin gerçek anlamda muktedir olduğu, herkesin seçme ve seçilme hakkının gerçek anlamda tanındığı, dinle devletin birbirinden gerçek anlamda ayrıldığı, kadınların ve erkeklerin birlikte omuz omuza siyaseti, ekonomiyi, savunmayı birlikte ördükleri yepyeni bir model. Tipik anlamda burjuva parlamentolara çok benzemeyen bir şey. Hem sınıfsal anlamda burjuva siyasetine hem de hukuksal anlamda dolaylı yönetim, temsili yönetimden kopuşu beraberinde getiriyor. Burada şey çok ilginç, Thiers dönemi. Cüce Thiers diyorlar. Cüce Thiers. Aslında ikili bir karakteri var. Bu adamı nereden okuyacağımız meselesi açısından da önemli. Mesela Bonaparte'ın darbesine itiraz etmiş bir adam. Artı Bonaparte'ın Prusya'ya saldırarak savaş çıkartmasına da itiraz etmiş bir adam. Ama tıpkı eşitlik, kardeşlik, özgürlüğün sadece burjuvazi için olması gerektiğini savunduğu gibi, meşruiyeti sadece burjuvazinin çıkarlarıyla savunduğundan dolayı proletarya işe el koyduğu an birdenbire bu savaşa itiraz etmiş, darbeye itiraz etmiş adam, hatta 20 ciltlik Fransız devrim tarihi de yazmış. Çok önemli bir entelektüel aynı zamanda. Marx bu yönüne de atıf yapar. Çok pragmatist o zaman. Yani pragmatist, anında taktik birikimli. Aslında taktik değiştirmiyor. Çok rafine bir burjuva temsilcisi bu adam. Yani tıpkı işte Fransız devriminde nasıl burjuvazi proletaryayı, en alttakileri aldattıysa, kendi davası için en önde ölüme gönderip arkasından açıkta bıraktıysa, aslında Thiers'in yaptığı da bu. Thiers de aynı şekilde burjuvazinin çıkarlarına zarar verebilecek aşırı müdahalelere, Bonaparte'ın müdahalesine, savaş riskine karşı çıkıyor. Ama ne zamanki proletarya burjuvazinin çıkarlarını zedelemeye kalkacak, tam anlamıyla bir canavara, bir diktatöre, bir kıyımcıya ve dönüp Versay'a taşıdığı iktidarını da Prusya ile işbirliği yaparak komünün ezilmesi için olağanüstü bir organizasyona da çeviren bir adam. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda aslında Fransız devrimi arkasından ve o zamandan bugüne iki farklı hükümet tarzı, iki farklı ekonomi politikası, iki farklı ahlakın çok net bir şekilde karşı karşıya gelmesi durumuyla karşılaşıyoruz. Bir tanesinde doğrudan bir demokrasi, gerçek anlamda bir seçim, seçilmişlerin seçilmişler diye de asla bulundukları yerde garanti edilmemesi, her an geriye çağrılabilirliği, her an hesap sorulabilirliği ve bir eşitlik var, gerçek bir laiklik var. Buna karşı Thiers'in temsil ettiği burjuva özgürlükçülüğü ve kardeşliğinde
ise tam tersine bir ikiyüzlülük, sömürü ilişkilerinin devam edilmesi, laikliğin içinin yozlaştırılması, kiliseyle tekrar işbirliği yapma ve gerekirse daha önce savaşılmış olan başka bir ülkenin burjuvazisi ve egemenleriyle de birlikte yürüme şeklinde bir yaklaşım Peki. var. Bu iki ayrı dünya aynı zamanda sonraki dönemi değerlendirirken de eğer yenilen Paris Komünü değil de Tiers olmuş olsaydı nasıl bambaşka bir dünyaya açılacağımız açısından da çok önemli. Şeyi de eklemiş olayım, Paris Komünü'nü Tiers hükümetinden, burjuvazinin özgürlükçülüğünden ayıran faktörlerden bir tanesi de zorunlu eğitimi, zorunlu sosyal politikayı da ilk defa hayata geçiren iktidar olmuş olmasıdır. Evet. Aydın Hocam, şimdi devrimci Paris var, bir de karşı devrimci Versailles var. Bu iki kent birbirlerini kolluyorlar. 18 Mart'ta da Paris Komünü ilan etmiş. 28 Mayıs'a kadar 72 günlük bir iktidar var. Devrimci olan, karşı devrimci olan kent arasındaki ilişki bakımından iki kentte nasıl bir yönetim olmuş olabilir? Yani yeni bir toplumsal nüve ve fark olarak. Aslında karşı devrimci kent dediğin taraf yönetmiyor. Yönetemedikleri için zaten Paris halkı işe el koymuş vaziyette. bir şeyler söyleyeyim de bir şeye ek olarak vurgulanması gerektiğini düşündüğüm için bazı şeyleri tekrar etmek istiyorum. Paris Komünü nasıl bir yönetimdi ve neden proletarya diktatörlüğü olarak adlandırıldı? Biraz ileriden bakalım. Lenin henüz Petersburg'da Sovyetler ortaya çıkmaya başladığında bu benzetmeyi yapıyor. Yani Sovyet örgütlenmesi ayaklanmış işçi sınıfının doğrudan doğruya karar alanlarla uygulayanlar, yani yasama ve yürütmeyi birleştiren örgütlenmesi olarak ortaya çıkıyor. Arada bürokratik kademeler yok. Kimse kimseye emir vermez. Oturur karar alırsın, kalkar uygularsın gibi. Şimdi Paris Komünü'nde gerçekten Erdoğan da dediği gibi en önemli özelliği yasama ve yürütme ayrılığını ortadan kaldırmış olması. Doğrudan doğruya halkın demokratik tarzda aldığı kararları kendisi uygulayan organlar yaratmış olması. Engels'in de Paris Komünü proletarya diktatörlüğünü merak edenler oraya baksınlar derken kastettiği şey bu. Tam da Paris'te sonra, bulacaklardır. Evet. Lenin Sovyetler ortaya çıkmaya başladığında, yani işçiler kendi savunmalarını, kendi çıkarları için karar almaları gerektiğinde yapmaları ne yapmaları gerektiğini düşünürlerken Paris Komünü'nde ortaya çıkan örgütlenmeye eş örgütlenmeler yaratıyorlar. Kitaplardan okuyarak öğrenmiş falan değiller. Doğrudan doğruya ayaklanmış işçi sınıfının ya da başka kentlerde başka ayaklanmalarda da aynı örnekleri görürüz biz. Devrimci bir ayaklanmaya kalkışmış olan kitlelerin yapabilecekleri en mükemmel örgütlenme budur. Yani komün örgütlenmesi veya Sovyet veya Şura adını ne dersen de, yani ülkeden ülkeye değişebilir. Ama esas olan bürokratik kademelerin ortadan kaldırıldığı, eski devlet aygıtının çalışamaz hale geldiği koşullarda halkın kendine özgü bir devlete benzer bir şey yaratması. Soru hemen şöyle geliyor. Sonuç o. Diktatörlük nasıl demokrasi olabilir? Bunu bize demokrasi olarak nasıl yutturursunuz diyor. Yani diktatörlük lafını duyan proletarya diktatörlüğünü diyor. Aslında iki diktatörlük vardır orada. Senin demin sözünü ettiğin iki hükümet, iki devlet var gibi görünüyor. Bir tarafta Fransa ile işbirliği içinde ülkeyi açmış ve Fransa'nın Paris'e kadar girmesini sağlamış olan ve beceriksiz yönetemez bir devlet var. O Almanlarla işbirliği. Almanlarla pardon, Fransa'yla diyorum. Almanlarla işbirliği, Prusya'yla işbirliği içinde Fransa'yı satmış olan devlet, hükümet, o bir diktatörlüktür. Beri tarafta da bütün halkın her kesimiyle katıldığı ve onlara karşı kurulmuş olan bir diktatörlük. İki diktatörlük. Birisi
doğrudan doğruya halkın proletaryanın diktatörlüğü, diktatörlük olmayan diktatörlük, diğeri de malum diktatörlük. Şimdi burada diktatörlük kelimesi daima bizi işte hele son günlerde Kenan Evren'i hatırlatır. Yani proletarya diktatörlüğü deyince Kenan Evren diktatörlüğü gibi bir şey mi acaba diye. Oysa Engels'in de Lenin'in de kastettikleri şey en demokratik gerçekte, en geniş kitlelerin karar alma süreçlerine katıldığı, bürokratik mekanizmaların ortadan kaldırıldığı ve halkın büyük çoğunluğunun azınlığın diktatörlüğüne karşı bir diktatörlük olarak ortaya çıkmış olan yönetimi. Demin programından söz etti Erdoğan, evet. Neler yaptıklarına dair pek çok örnek verdi. Aslında şöyle bir yanı da var. Mesela Paris Komünü'nün yenilgisini tartışırken sonradan çok fazla meşruiyet peşinde koşmak, hemen karar alıp uygulanabilecek bir önderlikten yoksun olmak gibi eleştiriler de yapılmıştır. Paris Komünü gerçekten sonradan Marx'ın da eleştirdiği gibi mesela Merkez Bankası'na el koymamıştır. El koymuştur ama öbür taraf para istediği zaman vermiştir. İşçiler nefes almasını sağlamış. Alıp o paraları el koyup işçilere dağıtmamıştır. Karşı tarafın nefes almasını da sağlıyor tabii. Yani o bir bugünden bakınca ulan yapılacak iş mi diyorsun yani büyük hata. Ama şöyle bir şeyden söz etmek gerekir. Bir meşruiyet yani kendini en iyi yönetim olarak kabul ettirmek, savaş şartlarında olduğunu biraz göz ardı ederek bu kadar esnek davranmışlardır. Hatalıdır şüphesiz. Marx der, bankanın önünde saygıyla önlerini iliklediler der. Yani o derece bir meşruiyet evet. Bankacıların da olağanüstü bir cesaretle bankaya komünalleri sokmayıp onu... Adeta ona karşı bir kaleye çevirmesine peki. Neden oldular. Evet. Kombinler çok tabii. Yani böyle bir halk ne kadar iyi yönetiyor diye göstermek için biraz suyunu çıkarttıkları şey vardır yani uygulamalar olmuştur. Ama bunun nasıl bir diktatörlük kavramıyla aslında alışılmış diktatörlük kavramıyla tezat teşkil eden bir yönetme biçimi olduğunu gösteren de örneklerdir bunlar. Evet. Şimdi tabii, affedersin, küçük, evet. Marx'ın aslında Aydın abiyi tamamlayan bir vurgusu var. Ha. Komünü işçiler için demokrasi uyguladığı için değil. Yani demokrasi kısmından dolayı değil. Ama burjuvaziye karşı diktatörlük uygulamakta elini titrek tuttuğu için eleştiren bir Marksist duruş var. Evet. İşte banka, Merkez Bankaya el konulmaması, işte top atışına tutulup kapısını açmaya zorlamaması gibi bir dizi uygulamadan dolayı eleştirilmiştir. Ve gerçekten de bu zaafları onun yenilgisini beraberinde getirmiştir. Bu Aydın Hocam siz bir ek yaparsanız sonra bir sorum olacak Erdoğan abiye. Şöyle yani biz önlemler dizisi diye baktığımız zaman Lenin bunu özetlemiş komün derslerinde. Bir sosyalist önlemler diyor. Bu ilginç. Yani sosyalist önlemlerde demokratik önlemler falan var ama çalışma hayatına dair, fabrikaların düzenlenmesine dair öneriler var. Fırın işçilerinin gece çalıştırılması yasaklanıyor. Patronal ceza sistemi kaldırılıyor. Yaşamak için gerekli asgari ücret güvencesi getiriliyor. Emniyet sandıklarının kaldırılması var. İş bulma bürolarının yeniden örgütlenmesi var. Çocuklar için ayrımların ortadan kaldırılması gibi tedbirler var. Bir böyle talepler dizisi var ekonomik ve sosyal bakımdan. Bir de demokratik önlemler diye ifade ettiği, Erdoğan Hocam da çok altını çizdi, kiliseyle devletin ayrılması. Yani sanki Fransız devrimi bunu çözdü diye düşünüyoruz ama çözmediği çok oraya giriyor. Dinsel öğretim kurumlarının laikleştirilmesi. Zorunlu ve parasız laik okul, sizin sözünü ettiğiniz ilk defa galiba. Çok önemli, ilk defa. Oluyor. Parasız adalet, yargıç ve yüksek görevlilerin seçimi gibi akıyor. Buradan baktığımız zaman, yani özellikle birinci bölüm, sosyalist önlemler bölümü aslında
yani kapitalizm içi talepler gibi görünüyor ama evet, galiba bunun ötesinde bir şey. Evet. Bunu nasıl anlayalım? Demokratik bölüm dediği yerde de Fransız devriminin çözdü diye düşündüğümüz kısımlarının çözülmediği görülüyor. Her bakımdan yani yine devrimin çözemediği sorunları çözmeye yönelik Fransız tepkisinin bir devamıdır dediğimizde işte karşılaştırıyoruz onları. Devrimin vaat ettiği, 1789 devriminin vaat ettiği ama gerçekleştiremediği her şey yine bu sefer ama burjuvazinin değil, işçi sınıfının programı olarak ortaya çıkıyor. Tabii burada Proudhoncu bakış açısıyla gerçekleştirilen kimi reformlar sosyalizm diye geçmiştir orada ama Lenin'in de kabul ettiği gibi işçi sınıfının tabiatından gelen bir sosyalleştirme, kamulaştırma ve sosyal hayatı işçiler açısından yeniden düzenlemeye yönelik tedbirlerdir ve o yüzden de sosyalist tedbirler olarak, sosyalist uygulamaları olarak nitelendirilir. Özür dilerim. Hı. Şunu abartı bulur musunuz? Bu çok enteresan. Bir roman olduğu için soruyorum. Halkın Sesi, Votri'nin eseri var. Ben evet, öneriyorum da izleyicilere. Orada şöyle bir pasaj var. Ben aldım. Bir kadıncağızla bir çocuğu konuşuyorlar. Hı hı. Sokakta. Henüz Paris Komünü ayakta. Kiminle çarpışıyoruz diyor annesine. Henüz bilmiyorum canım ama anne kime karşı dövüşüyoruz diyor. Nereden bileyim diyor. Günde 3 kuruşluk ücrete karşı, 4 franklık tereyağına karşı, açlık ve adaletsizlikle geçen yıllara karşı diyor. Yani tam bir hani komün nedir, belki bir devlet sistemini bilmeyen bir emekçi evet, anne ama talepleriyle de onun arasında bir böyle bir sosyal hareket mi bu? Muhakkak, muhakkak. Yani şeyi öncesi, savaş öncesi, gerçekten Paris yoksulluğu olağanüstüdür. Yani işsizlik, yoksulluk, açlık, intiharlar, bütün bunlar Victor Hugo'nun romanlarında falan bildiğimiz sefalet manzaraları vardır. Dilenciler orduları dolaşmaktadır Paris'te. Evet. Ve işçi sınıfı da o kıyaslama çok güzel. 3 kuruş ücret alıyorsun. Ama tereyağı 4 kuruş. Onu bile satın alamıyorsun. Yani bir günlük çalışma karşılığında bir paket yağ alamadığın bir koşullarda işçi sınıfı böyle çalıştırılıyor. Ağır sömürü, yoksulluk, sefalet, buna paralel olarak gelişen suç çeteleri vesaire. Yani Paris birilerinin örgütlü ve başka bir hayat vaat eden birilerinin el koymaya hazır olduğu bir kent gibi görünüyor. Özellikle bu sosyal romanlar dediğimiz, mesela Marx'ın gerçi sonradan çok alay ederek eleştirmiştir, Paris'in Gizemleri diye bir roman, ilk sosyalist gerçekçi roman da kabul edilir bazen. Orada anlatılanlar komünden sonra yazılmış. Komünden önce yazılmış. Önce yazılmıştır. Marx bunu Kutsal Aile adlı kitabındaki hı-hı, bir makalede yazan, çünkü genç egerci felsefe mensubu bir sosyalisttir ama sosyalizmden anladığı şey tuhaf bir hümanizmadan başka bir şey değildir. Ama gerçekçiliği şuradadır. Paris'in o bütün sefaletini işçi sınıfının, işsizlerin, lumpen proletaryanın, korkunç ordular halinde Paris'e dağılmış olan yoksullar kitlesinin hayatını anlatır bir yandan. Bir yandan da olağanüstü şatafatlı ve israf içinde yaşayan, sefahat halinde yaşayan burjuvazi karşı karşıyadır. Paris böyle bir kent. Paris Komünü'nü yaratanlar esas olarak topçular, kendi toplarına sahip çıkmak ama bir kere hareketi başlattıktan sonra etrafında bütün o işçi sınıfı ve yoksulları bir arada buluyorlar. Şimdi oradaki diyalog o yüzden kesinlikle abartma değil. Aslında hayatından bıkmış fare gibi lağımlarda yaşamak
da yaşamayı artık istemeyen bir kitlenin ayağa kalkışı arkasına geçmiştir topçuların. İhtilal böyle bir şey. Ama sonrası biraz evet. berbat. Aynı kadın büyük ihtimalle komüncüler sokaklardan geçirilirken yüzlerine tükürmüş olabilir. Hı hı. Çok az zamanımız bir var araya çıkmak var. İçin. Ama biz yani sokağı biraz anlamaya çalışalım. Siz Erdoğan Hocam oraları da sanırım belirli ölçüde gezdiniz. Lisa Garay'ın kitabında 1871 Paris Komünü tarihçesinde verdiği bilgi yanılmıyorsam evet 500 civarında şey var, sokak barikatı var. Yani bir kentte çok büyük 500 barikat var. Onun ötesinde yine ben Halkın Sesi'nde o romanda şöyle bir şey gördüm. Tasavvur etmeye çalışıyoruz. Biz tabii o dönemi yaşamadığımız ve Paris'te görmediğimiz için şöyle bir diyor ki yani hiçbir sokak, hiçbir geçit, hiçbir gökyüzüne doğru uzanan hiçbir merdiven yoktur ki bir zamanların acılarını ve coşkularını yaşamasın. Yani her karesi onları yaşamış. Şöyle de sahneler var. Piyade kuvvetleri her çıkış noktasından içeri attıkları sis bombalarıyla çarpışma anları galerileri gözü görmez hale getirmişlerdi. Tıp fakültesinin profesörleri stetoskopları boyunlarında, pensleri ceplerinde, cephenin ön saflarındaydı. Yani böyle tıbbiyeler de katılmış belli ki. Gezide bizim doktorlar gibi. Aynen. Hemen Oracak'ta yaptıkları operasyonlarla insanları tedavi ediyor. Yani nasıl bir sosyal hareket, nasıl tasavvur edelim? Bütün bir kent işgale karşı direniyor yani. Metrekare direniyor. Aslında bir halkın böylesi dönemlerde işte Aydın abinin komün gezi örneğini vermesinde de küçük bir kesetini gördüğümüz bir örnekten söz ediyoruz. Halk bütün yaratıcılığını işte olmayan ameliyathaneleri sokaklarda gerçekleştirerek, olmayan işte uyuşturucuları kullanmadan ameliyat ederek olağanüstü yaratıcılık mesela izleyiciler görüyorlar mı? Mesela söz konusu kurulmuş barikatlar da bir yanıyla karşı tarafı engelleyen ama diğer yanıyla da karşı taraftan gelecek bir top karşısında her bir taşın, piriketin dönüp komünarları da vuracak bir şekilde mevzilendikleri bir duruma da işaret ediyor. Ben bu ayrıntılardan çıkartmamız gereken asıl sorunun bir halkın yaratıcılığı, fedakarlığı, vatan sevmekten söz ediyorsa vatan sevmenin ne anlama geldiği, emeği savunmak kavramının ne anlama geldiği ve burjuvazinin ve üstelik birbirleriyle savaşan iki farklı burjuvazinin böylesi onlar için kötü olan bir örnek karşısında nasıl birleşip, nasıl ellerinden gelen her türlü zulmü ortaya koyabildikleri. Yine sizin akıttığınız bu resimlerden görüyoruz ki aslında fotoğraf çektirmişler, öleceklerini biliyorlar. Ki nitekim daha sonraki kurşuna dizilme sahnelerinde de benzer tabloları görüyoruz. Adeta yazdıkları destanın farkında, onun mutluluğunda, nitekim kurşuna dizildiklerinde de hepsinin marş söyledikleri, onları kurşuna dizenlerin daha sonra aktardıkları bilgilerden şaşkınlık ve saygıyla onlardan söz edildiği, işte marş söylemeyenin göğsünü açtığı, asla bir yalvarma sahnesinin gösterilmemiş olması, böylesi bir dönüşüm. Yani emeği savunduğunuzda, eşitliği savunduğunuzda, gerçek bir demokrasiyi savunduğunuzda, diktatörlüğü sadece sömürücülere, zalimlere karşı kullandığınızda bunu yapanların nasıl bir dönüşüme de uğradıklarını gösteriyor. Araya çıkmadan bir iki anekdot aktarabilir misiniz? Gezdiğiniz oralar. En çok sizi etkileyen bir iki sahne belki. Şunu da eklemiş olayım. Tabii. Aslında Paris Komünü sonrasında şehir, emek eksenli bir yerden, sosyal bir yerden, toplumun genelinin ihtiyaçlarına yönelik bir yerden yeniden kurulmaya çalışılıyor. Mesela bu da aslında soldan bakınca mimari dediğimiz işin bile nasıl karakter değiştirdiğini gösteriyor. Paris Komünü'nün ezilmesi arkasından beni aslında Paris'e giden her insanın etkilenerek izleyici, işte Beyaz Kilise diyebildiğimiz Sacré-Cœur
de daha önce komünarların... Sakratör'ün hikayesini aradan sonra öyle mi girelim? Evet, aslında araya çıkmamız gerekiyor. Editörümüz uyardı. Beyaz Kilise ve Sakratör aklımızda şu an. Bakalım neymiş o? Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet, Babil Kulesi devam ediyor. 1871 Paris Komünü'nü konuşuyoruz. Sacré-Cœur, Beyaz Kilise'de kalmıştık. Buyurun devam edelim. Komünün ezilmesinin anısına yapılıyor. Yani aslında karşı derim, emeği ezdik. Emeği ezmemizin karşılığı olarak da işte bir anıt yapacağız. Hı-hı. Anıt diye kilise yapılıyor. Kilisenin kapısının iki kenarına da at üstünde bir dini sembolize eden bir şahıs. Yine at üstünde, elinde kılıç, siyaseti temsil eden bir figür. Aslında nasıl bir karşı devrimci, nasıl bir emek düşmanı bir yerden kurulduğunu da çok net gösteriyor bu durum. Konumuz değil, bir başka zaman belki gireriz ama bir içte bu durumun sadece Fransız milli burjuvasına özgü değil, bütün dünyanın egemenlerine, feodal ve burjuva egemenlere ait bir zihniyet dünyasının yansıması olduğunu belirtmek açısından, Celal isyanlarının ezilmesi arkasından da İstanbul'un belki de en güzel mimarisi olan Sultanahmet Camisi, Kuyucu Murat Paşa tarafından Celal isyanlarının ezilmesinin anısına yapılıyor. Dolayısıyla aslında mimarinin masumiyetten uzak siyasal bir boyutu olduğunu da görmek açısından çok önemli bir sembol. Hı hı. Aslında benzeri bir durumu şu anda bizden olan iki insanın, iki sevgili güzel insanın, Yılmaz Güney'in ve Ahmet Kaya'nın da yattıkları Parlaşö mezarlığının da komünarların son çarpışma alanlarından bir tanesi olduğunu, komünarların son direnişinin ezildiği ve kurşuna dizildikleri ve komünarların yatmakta olduğu mezarlık olduğunu. Ve işin yine trajik bir yanı, altını çizmek lazım. O görüntü de var şu an, veriliyor. Altını çizmek lazım. Dün bu mezarlığın içinde kurşuna dizilen insanları, kurşuna dizenler, bugün o mezarlıkta kendilerine mezar yeri ayırmak için de, daha doğrusu onların çocukları, asilzadelerin şeylerin de özel çaba içinde oluyorlar. Dolayısıyla aslında tarihin bu tip dramatik ögelerle dolu olduğunu, bu vesileyle de komünarlara olan saygımızı da belirtmek açısından, aslında dünyanın ileriye doğru atılmış her adımında emeğin, eşitliğin, komüncülerin davası için gözünü kırpmadan göğsünü siper edebilenlerin nasıl büyük bir yeri, önemi olduğunu da komün vesilesiyle çok net görüyoruz. Evet. Bildiri şu Aydın abi, yani komün direniyor. Büyük bir felaket, büyük bir kırım gelecek belli.
sokaklarda dağıtılan bildirilerde yurttaşlar militarizme artık yeter, altın sırmalıların yönetimine her düzeyde son, halka çıplak elli savaşçılara yol açın diye bir artık son çarpışmalara doğru da çağrılar evet. yapılıyor. Ben yine kadınları da, devrimde kadınları da unutmayalım. Ateş Çalmak'tan, Ateş Çalmak dizisi 5 ciltlik Galina Serep Yakova'nın orada şöyle bir şey demiş komünü anlatırken. Savaşçı kızlar hakkında komünciler arasında çok popüler bir şarkı vardı. Onu bulmuş, romanı almış. Şöyleymiş. Öylesine güzel ve o kadar hoşlar ki her törene uyar hepsi de. Fransa'nın en iyi alayı bu. TS'çiler hesaba katmalı bunu. Hem de cesur bizim kızlar. Hepsi de Amazon kıyafetinde toplanıp tek taburda sıcak kurşun eritiyorlar Versay'ların tepesinde. Yani Versay'ın da kafasına indireceğiz gibi bir hınçla kadın bölükler de hazırlanıyor. Ama büyük çarpışmada çok büyük bir bedel var. Yani çok büyük akan kanlar var. On binlerce insanın da katledildiği bir katliam bu. Bu katliamın önüne geçme şansı var mıydı Aydın abi? Var. Resmi rakamlara göre 30 binden biraz fazla. Ama yapılan bir araştırma nüfus kayıtlarında Paris'te komünden önce ve sonra 90 bin kişinin eksildiğini. Mezarlık kayıtları, kilise kayıtları vesaire 90 bin kişinin eksildiğini gösteriyor. Dolayısıyla 30 bin resmi rakam en hafif terimle. Sen Nehri'nin günlerce kırmızı aktığı söylenir. Paris'in içinden geçen o büyük nehrin. Çünkü yalnızca kurşunla değil, kılıçla da saldıranlar, yani süvarilerin saldırısında kılıçla ölenlerin cesetlerini de Sen Nehri'ne atıyorlar ve orada bütün isyanlar da böyledir. Nehirler kırmızı akar neticede. Bu şeyde de Babayi isyanlarının Kızılırmak'ın kırmızı aktığı söylenir. Dersim'de Munzur'un çayının Munzur kırmızı akmıştır. Ermeni Kırım'ında pek çok neticede, Anadolu evet, neticede suyunun biz yenilince dereler kana alar. Evet. Büyük bir kırım gerçekten. Kitlesel kurşuna dizmeler yaşanıyor. Bu arada kadınların kahramanlığı laflarla anlatılacak gibi değil. Yani ellerinde yeni bir dünya yaratma fırsatı geçmiş ve bunu hala tutmak isteyen insanların kahramanlığıdır o. Kadın erkek bastırıldıktan sonra, komün bastırıldıktan sonra sağ ele geçirilenler zincirlenerek Paris sokaklarında dolaştırılırlar. Bu da Erdoğan çok iyi bilir. Bütün isyanların son kareleri böyledir. İhtilalcileri, ayaklananları halka ibreti alem olsun diye bir teşhir resmi geçidi yaparlar. Tükürükler, küfürler, haklılıklar geçtiğinde. Bu arada evet, halk, mümkünse yalvartırma konuları. En lümpenler belki, en serseriler. Muhakkak en ki. Şimdi demin laf arasında söyledim. Devrimin coşkusuna katılıp onun kitlesi olan insanlar devrim yenildikten sonra güç karşısında o bilinçli öncünün ya da ne için savaştığını gerçekten bilenlerin dışında kalanlar yeni iktidara yamanmaya çalışırlar. Teslim olma eğilimi yüksektir. Yani demin ne için savaştığımı bilmiyorum ama şu ihtiyaçlarım var diyen insanlar. Yenildikten sonra büyük ihtimalle onlara ilişkin pek çok romanda, vesikada şeyler var. 2 gün önce diyor mesela birisi, bizim için barikata tencereyle yemek taşıyan yahut tüfeklerimizi temizleyen Paris'in fahişeleri biz yoldan geçerken yüzümüze tükürüyorlardı.
zincirlenmiş vaziyette yoldan geçirirken yüzümüze tükürülüyordu. Yenilgi böyle bir şey şüphesiz. Ama şimdi Paris Komünü 2,5 ay içinde, demin okuduğum programda gördük, o kadar kısa bir sürede yeni bir düzen yaratmayı başarmış gökyüzüne saldıranların zaferi. Gerçekten bir zafer. Pek çok yönünden Marx eleştirmiştir. Şöyleydi, böyleydi. Yani bunun tutmayacağını biliyor adam ama bir kere ayaklandıktan sonra da sonuna kadar yanlarında duruyor. Orada gerçekleştirilmiş olanlar, yeni bir dünya yaratma özlemi ve bunun gerçekleştirilebilir olduğuna dair bir kanıt elde etmiş olmak şüphesiz son derece önemliydi. Yenilgisi de bütün çağlara ibret olsun diye burjuvazi tarafından özellikle son derece kanlı planlanmıştır. Bir kere daha olmasın bu diye son derece kanlı ve ağır cezalandırma ile sonuçlanmıştır. Beyaz Kilise de burada Beyaz Kilise şey gerçekten var. Erdoğan çok aydın güzel bir şey söyledi. Yani sadece temizlemekle yetinmiyor, oraya bir de abide bir de üzerine ihtişamlı bir beyaz kilise. Beyaz rengi de önemli bence. Yani kızıla karşı beyaz. Oysa kilise formatı genellikle siyahı. Özellikle bunu, Katolikler bunu söz konusu olunca bir, Fransızlar. Tepede zaten şey gibidir, mantar tepesi gibi üstüne tam tepesini böyle bir kondurmuşlardır. Mimari bakımdan iyi hesaplanmış bir alçaklıktır. Şeyde Sultanahmet Camii ile kardeş olması da onun zihnimizde dursun. İki büyük ihtilalci ayaklanmaya karşı iki büyük tapınak koymuşlardır. Din ve ihtilal karşı karşıya gelmiştir. Celali isyancıları Kuyucu Murat Paşa'nın elinde nasıl kuyulara doldurulduysa Paris Komünarları da öyle. Sonraki değerlendirme yazılarına bakınca da Saint Barthélemy katliamıyla çok benzeştirilir. Evet, Saint Barthélemy tabii tarihteki en büyük katliamlardan biridir ve Paris Komünü ondan çok geri kalır değildir. Yani işte hesap ortada, 100.000'e yakın insan yoktur, ölmüştür. Tabii bunun bir de şey tarafı var, Marx'ın biraz istihza ile söz ettiği mülteciler ordusu yaratmıştır Avrupa'nın çeşitli ülkelerine. Komünarların dağılmasından sonra her taraf, Marx biraz şey der, Almanya'da, İsviçre'de, İngiltere'de komünün kahramanı olarak kendini tanıtan bir sürü sahtekar türedi. Hepsinin elinde birer şey, gelecek devrimin programı. Hepsinin elinde birer yeni felsefe kitabı, komün kahramanları dolaşmaya başladı ortalıkta diye. Tabii yenilgilerin bir tarafı da odur. Şimdi Lisa Garay'ın kitabında 21-28 Mayıs arasında, işte bir haftada, kanlı hafta, 30.000'den fazla komüncünün yargısız infaz emri veriliyor. Sizin 90.000 tabii kayıp isim var toplamda. 38.000'i hapse atılıyor, 7.000'i sürgün ediliyor. Sonra 72'de bir liste yayınlıyor Lise Garay, Aydın abi. O listede şöyle bir şey var. Yani epey uzun rakamlar var öncesiyle birlikte ama 72'de bulduğu rakamlarda ölüm sayısı bir bölgede 270, ağır iş 10, kaleye sürgün 3.989, adli sürgün 3.500, alıkoyma 1.269 diye gidiyor. Para cezası alanlar, polis gözetiminde olanlar falan filan. En sonunda da ıslah evine yollanan çocuklar var. 56 tane çocuk ıslah evine yollanıyor. Ama bu insanların çok büyük bir bölümü de Kaledonya sanırım. Başta olmak üzere. Bu bir bölge. Bir bölge. Bir sürü bir bölgede. Her toplamda Aydın abinin dediği gibi sadece 30 bin ile 90 bin arasında telaffuz edilen ölüm var zaten. İnfaz emri var ama 10 binler halinde sürgün var, zindan var. Bu katliamın bu kadar acımasız yapılması, aslında benzeri örneklerde de yapılması, bir daha böylesi bir hayal kuramasın. Paris'in alttakileri öyle bir vahşet yapalım ki bir daha böylesi bir hayal kuramasınlar. Bırakın böyle bir girişimi, ayaklanmayı, hayalini bile kuramasınlar diye
Zaten benzeri olayların tümünde, hepsinde de böylesi bir acımasızlık bu nedenle uygulanmıştır. Yine o zamanki anarşist önderlerden sanıyorum Bakunin'in bir lafı var. Komün henüz yenilmeden önce diyor ki, Proudhon da olabilir, yanlış hatırlamayın, isim neyse önemli değil. Burada yenilirsek komün, Avrupa'da sosyalizm yüzlerce yıl yenilmiş olacaktır, diyor. Biraz tabii umutsuz bir şey ve o anda komünün önemini de belirten bir şey ama gerçekten şeye kadar, Alman devrimi 1919'a kadar hep komünün ağır yenilgisinin o şeyi devam etmiştir. Yükü psikolojik yükü devam etmiştir. Siyasi yükü devam etmiştir. Teorik bakımdan da ciddi şeylere, parçalanmalara, bölünmelere yol açmıştır. Lisagaray'dan devam edelim. Erdoğan Hocam, yargılama usulleri hakkında aktarıyor. Sorgulama 15 saniye kadar sürerdi. Silah kuşandın mı, komüne hizmet ettin mi, ellerini göster. Bir mahkumun kararlı tutumu onun savaşçı olduğunu gösterir. Yüzü hoşnutsuz olursa adını, işini sormadan, hiçbir kayıt düşünmeden sınıflandırılırdı. Sonra da sıradaki denirdi ve hem infazlar hem sürgünler başlardı. Yani şey de bu, yargılama usulleri de bu. Bir de tabii uluslararası... Yalvaranlar tabii, için acaba yalandan mı yalvarıyor yoksa hakikaten mi şey değil diye. Tabii. Onlar için belki sorgu biraz daha sürüyordur ama en küçük bir kararlılık göstergesi zaten komünardır diye. Evet. Burada çok enteresan bir bilgi daha var, tartışmalardan biri. Komünde uluslararası, Avrupa'dan özellikle gelen devrimcilerin rolü ne oldu? Çünkü Versailles yönetimi ısrarla bunun dışarıdan gelen provokatörlerce kışkırtıldığını, klasik bildiğimiz bir suçlama yapılıyor. 396 kişiyi tespit edebilmiş Lisagaray, yani bu şeye katılan ve sonradan dahil olduklarını söylüyor. Yani o tamamen sanki iç dinamikler. Bunlar internasyonel örgütü aracılığıyla, daha doğrusu internasyonale zaten üye olan işçilerin pek çoğu Polonyalı, İngiliz, Alman hatta işçiler, komünarlar vardır. Komünün kahramanlarından biri Polonyalıdır. Adını ne yazık ki hatırlayamıyorum şimdi. Dobrovsky Polonyalıdır. Yani, şairdir, edebiyatçıdır, filozoftur. Evet. Dombrovski. Jaroslav Dombrovski. En önemli komünarlardan biridir. Aslında egemenlerin dini ve milliyeti bu tip noktalarda dönüp halkın diğer kesimlerine bunlar aslında dış kışkırtmadır demek için bir istismar malzemesi olarak kullanması durumu karşısındayız. Bakın işte o çok sınırlı sayıdaki internasyonel dayanışma için emeğin haklarının kazanabilmesine bir taş da ben koyayım diye koşarak gelmiş insanların koskoca komünü, Almanlara karşı da şehri terk edip kaçan Fransız burjuvazisine karşı da koruyan ve yurtseverce koruyan Paris halkına, Paris komünarlarına işte dış güç yaftası yapıştırmaya kalkmak aslında ne denli bir alçaklıkla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Peki bunu yapanlar ne yapmış? Bunu yapan Thiers ne yapmış? Prusya'nın demir adamı Bismarck'ı, şansölyesi Bismarck'ı Paris'in işçilerden kurtarılması için Bismarck'la anlaşma yapmış. Yani bir müddet önce kendi halklarını daha rahat yönetmek için birbirleriyle muazzalı savaşlar veren iki güç bir araya gelmişler, anlaşma imzalamışlar. Anlaşmanın nedeni de Paris'teki komünü düşürmeye çalışmak. Hı hı. Yani kim aslında dış güçlerle işbirliği yapıyor? Kim vatanın çıkarlarına karşı yabancı? Bu durum çok net bir şekilde bize durumu gösteren çok önemli. 23 Mayıs'ta Erdoğan Hocam tam burada Karl Marx Genel Konsey'e bir mesaj gönderiyor. Normalde katılıp konuşması bekleniyor. Rahatsızlığı nedeniyle katılamıyor. Mesaj geliyor ve okunuyor. Raporlarda var. Şöyle diyor.
Marx rapor söylüyor. Marx korkularını açıkladı. Paris Komünü, Paris çatışmalarından söz eden Marx korkularını açıkladı ve işin sonu yaklaşmışa benzer dedi. 23 Mayıs yani. 5 gün sonra zaten katliam var. Ama komün ezilse bile diyor Marx, savaşı sadece erteleyecek. Komün ilkeleri ölümsüzdür ve yok edilemezler. İşçi sınıfı kurtuluşunu elde edeceği güne değin bu ilkeler kendilerini zorla kabul ettirmekten geri kalmayacaklar diyor ve sizi destekleyen bir şey geliyor hemen. Paris Komünü'nü Thiers'in jandarmaları işini gören Prusyalıların yardımıyla yenmekteler. Komünün yıkılmasını öngören komplo Bismarck, Thiers ve Favre tarafından tezgahlandı diyor ve bitirirken de şöyle söylüyor. Düzenin yeniden kurulmasından sonra hükümetin ilk ödevi enternasyonelin etkinliği üzerinde bir soruşturma yapmak ve onu ortadan kaldırmaktır diyor. Yani bu sefer enternasyonele yönelecek bu saldırı dalgası diyor. Kendi burjuva enternasyonellerini asla sorgulattırmayan, her türlü melanet iş için işbirliği yapmaktan en küçük bir şekilde erinmeyenler, emekten yana bir enternasyonel örgütlenme olduğunda dünyanın hepimize yeter ve dünyanın cennet kılınabileceğini söyleyenlere karşı da sürekli bir dışsal vurgu yapıyorlar. Ama burada aslında sosyalist teorisyenlerin tartışma alanına giren bir diğer boyut daha var. Paris Komün derslerine giriyoruz aslında yavaş yavaş. Paris Komünü sadece Fransız ulusunun emekçilerinin, sadece Paris proletaryasının mı sorunudur, yoksa aslında Paris bütün dünyadaki emeğin, sömürge halkların, mağdurların, kadınların, işçilerin, çocukların hak ve özgürlükleri için bir cennet. Aydın abinin işaret ettiği Marx'ın sözündeki gibi gökyüzünü fethe çıkmış. Gökyüzünü emeğin cenneti haline kılmaya yönelik. Dolayısıyla aslında bütün dünyanın öncü gücü, bütün dünyanın mağdurlarının öncü gücü müdür? Evet. Bu açıdan baktığımızda Paris Komünü asla Paris'in sınırlarına, asla Fransız ulusunun sınırlarına, çeperlerine sığdırılmayacak kadar dünyalıdır, enternasyonalisttir, çok ulusludur. Dünyanın bütün sınıf bilinçli emekçilerinin, dünyanın bütün eşitlikçi sosyalistlerinin, yüreği solda atan herkesin aslında yüreğinin çarptığı, eğer gidip bir yardım edebilecekse gidip yardım etmeye çalışacağı da bir alandır. Dolayısıyla aslında Paris'te içeride Fransız proletaryasının, dışarıda ise Alman ve Fransız burjuvazisinin karşı karşıya geldiği arena aslında bütün dünyanın enternasyonel arenasıydı. Ne yazık ki o özgürlüğe bizim cenah yenildi. Ne yazık ki o özgürlüğe emek ve eşitlik tarafı yenildi. Ama Marx'ın da orada çok büyük bir kararlılıkla, hatta biraz da abartıyla vurguladığı gibi bu alanda, bu arenada yenilsek de eşitlik ve kardeşliğin bütün dünyaya hakim kılması umudunu diri tutan, teslim olmayan, tıpkı komünarların o ölüme... Nitekim 17 Ekim devrimi geldi. Geldi. Ama Marx biraz daha, yani 17 Ekim'i bile beklemeyecek kadar bunun kesintisiz devamının geleceğine dair bir umutla kurmuş cümlesini. Dolayısıyla buradan hareketle iyimserliğin ve bizlerin de paylaşması gereken bir iyimserliği, devrimci iyimserliği temsil ediyor. 28 Mayıs'a birkaç gün kala Marx'ı dinledik Aydın abi. 21 yıl sonrasına gidelim 71'den. Şeyin Engels'in bir konuşması var 21. yıl dönümü nedeniyle. Evet. Onu bir dinleyelim birlikte, sonra komün derslerini biraz tartışmaya başlayalım. Kadın ve erkek yurttaşlar, Paris halkının aynı zamanda hem Versailles'ta dalgalanan üç renkli Fransız bayrağına hem de Prusyalılar tarafından işgal edilen istihkamlar üzerine dalgalanan üç renkli Alman bayrağına meydan okuyarak Kızıl Bayrağı çekeli bugün 21 yıl oluyor. Kızıl Bayrak, yenenlerin de yenilenlerin de görünmez oldukları bir düzeye yükselen Paris proletaryasıydı. Komünün tarihsel büyüklüğünü oluşturan şey, onun son derece yüksek uluslararası niteliğiydi. Her türlü burjuva şöven duygusuna karşı o, gözü pekçe bir meydan okumaydı. Tüm ülkeler proletaryası bu işte yanılmadı. Varsın burjuvalar kendi 14 Temmuzlarını, kendi 22 Eylüllerini kutlasın. Proletaryanın bayramı her yerde ve her zaman 18 Mart olacaktır.
İğrenç burjuvazinin, komünün mezarı üzerine yığdığı iğrenç kara çalmalarının nedeni budur. Ama daha ilk günden son güne değin, Paris başkaldırıcılarının ve sonra da yenik proleterlerin düşüncelerini benimsemekte hiçbir sakınca görmeyen Uluslararası Emekçiler Derneği'nin nedeni de budur. Aslında komünün öldüğü yerde, enternasyonel de yaşamadı. Komüncülere ölüm çığlığı üzerine enternasyonel, Avrupa'nın bir ucundan öbürüne ezildi. Pekala, Montmartre tepesinde topların geri alınmasından bu yana 21 yıl geçti. 1871'de doğan çocuklar bugün ergenleştiler ve yönetici sınıfların alıklığı sayesinde silah kullanmasını, elde silah örgütlenip kendini savunma sanatını öğrenen askerler durumuna geldiler. Öldüğü söylenen komün, ebediyen ortadan kalktığı sanılan enternasyonel, canlı ve 1871'dekinden 20 kez daha güçlü olarak işte aranızdalar. Yüzler, çağrımıza yanıt veren binler ve binler de milyonlar durumuna geldi. Dünya proletaryasının, birinci enternasyonelin önceden görüp hazırlayabildiği birliği bugün bir gerçekliktir. Ve üstüne üstlük 1871'de komün, Paris'in çevresindeki istihkamları işgal eden Prusya askerlerinin oğulları, işçi sınıfının bütünsel ve sonal kurtuluşu için Paris komüncülerinin oğulları ile yan yana bugün milyonlarla ve birinci safta savaşıyorlar. Yaşasın komün! Yaşasın uluslararası toplumsal devrim! Evet Aydın Hocam, Victor Hugo diyor ki ölü beden uzanmış yerde ama fikirleri hala dimdik ayakta. Paris komününde bir ölen var ama bir de dirilen, doğan, o ne yani, ne oldu, gelecek kuşaklara ne bıraktı? Yani Engels'in konuşmasında da açıkça ifade edilen şey bu, enternasyonel işçi sınıfı hareketinin kendisine ait bir dünya kurabileceğine dair bir işareti çakmış olmasıdır. Bu ölümsüzdür. Yani bütün devrimleri, bundan sonraki olacak işçi sınıfının bütün devrimlerinde muhakkak komünden kendilerine dersler çıkarmış olarak ilerleyeceklerdir. Komünün öğrettiği pek çok şey vardı şüphesiz. Her şeyden önce işçi sınıfı ve halk iktidarı ele geçirdiğinde nasıl bir örgütlenme yapacaktır, nasıl bir yönetim tarzını gerçekleştirecektir. Orada bu gösterilmiştir. En güzel şekliyle gösterilmiştir. Hiçbir şey olmasa bile, başka Paris komününden geriye kalan hiçbir şey olmasa bile bir devlet tipi yaratmış olması son derece büyük bir mirastır ve halkın kendi kendini yöneteceği, nasıl yöneteceği, hangi organlarla yöneteceği konusunda ayrıca kafa yormayı gereksiz kılacak kadar açık bir ders vermiştir. Diğer yandan bütün burjuva propagandasına rağmen burjuvazinin kendi ideallerinden dönüşünü, kendi ideallerine ihanet edişini açıkça gösterirken bu ideallerin, insanlığın ortak idealleri olan bu ideallerin işçi sınıfı tarafından sahiplenilip yükseltileceğini göstermiştir. Artık dünyanın bütün ülkeleri için insanlığın yüksek idealleri söz konusu olduğunda bunları temsil eden ve gerçekleştirebilecek sosyal güç olan işçi sınıfından başka bir şey değildir, bunu göstermiştir. Bu iki önemli ders Paris Komünü'nü ölümsüz kılar. Yani bir ne yöneteceği, ikincisi ne için iktidar olacağı konusunda, nasıl yöneteceği ve ne için iktidar olacağı konusunda verdiği en büyük dersler ölümsüzdür. Diğerleri pratik şeylerdir. Yani hatalarımız, eksikliklerimiz, şu program bilmem ne, her zaman her devrimin başına gelebilecek sıkıntılar. Onlar ayrıca teknik politika açısından değerlendirilir derslerdir ama bütün insanlığı ilgilendiren dersler açısından baktığımız zaman bu iki büyük önemli miras ölümsüzdür. Peki siz Fransa'daki devrimleri, komüne kadar gelen devrimleri bir devrimin parçaları, bir zincirin halkaları süreç, gibi söylediniz. Evet. 1917 Ekim devrimiyle 71 arasında da böyle bir bağ kurulabilir mi? Yani ikinci aşamasıdır. Yok. Orada arada Rusya özel bir şey. Rusya'nın kendi gelenekleri, kendi zinciri farklı.
dünya çapında baktığımız zaman o bağlantıyı kuran Bolşevik Partisi'dir. Şu açıdan soruyorum. Yani komün dersleri, deneyleri olmasa Lenin taktiğini, devrim programını böyle kurabilir miydi? Dediğim gibi işte Rusya ile Paris arasındaki ilişkiyi kuran Lenin'dir. Yani hem zihinsel olarak o oradan çıkan dersleri kendi işçi sınıfına aktarmak gibi bir misyon üstlenmiştir. Hem de enternasyonal örgütlenmesinin dünya çapındaki eylemlerinde bunun ne anlama geldiğini ve yeni bir enternasyonale giderken nelerin aşılması gerektiğini düşünürken de yine Paris Komünü bir dayanaktır onun için. Ama şey olarak bakarsak, tarihsel iki olgu olarak bakarsak birinden diğerine öyle büyük etkileşmeler, sosyal geçişler falan yok. Rusya apayrı bir vaka. Peki orada şey var, Prodonculuğun mezarı diyor Marx. Prodonculuk galiba yenik çıktı bu konuda. Gerçekten şimdi Prodonculuk, bugün Prodonist bir siyasi hareket neden yoktur dünyada? Onu da biraz açıklayın isterseniz. Marx zamanında, diye Prodonculuk nedir? Marx zamanında son derece güçlü bir işçi hareketiydi aslında. İşçiler arasında çok yaygındı. Çünkü mesela şey kafasıyla düşündüğü için Prodon'u hep öyle eleştirmiştir Marx. Bir bakkal kafasıyla düşündüğü için çok kolay anlaşılır ve kabul edilebilir talepler ortaya. Mesela der ki işçiler banka kursun. Tamam mı? Kendi bankalarımızı kuralım, krediyi aramızda paylaşalım. Böyle, yani Marx'ın dalga geçtiği şeyler ama diğer yandan geniş kitleler açısında birdenbire böyle ya bugünkü AKP'nin propagandası yahut işte CHP'nin ne bileyim asgari ücret şu kadar olacak diyen insanların propagandası gibi etkili olabilen, kolay anlaşılır ve kolay kabul edilebilir formüllere sahip Prodon. Ayrıca hiç küçümsemeyelim, iyi bir düşünür. Bir sürü yanlış yumuş şeyler söylemesine rağmen zengin bir kafası var, etkili bir hatip, örgütleyici. Prodon bu bakımdan işçi sınıfı içinde yalnızca Paris işçileri arasında değil, bütün enternasyonel çapında, Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de de etkili bir adam. Şunu söyleyebilir miyiz hemen? Gerek enternasyonaldeki sayısal ya da düşünsel etki bakımından, gerekse komünün içindeki, Paris Komünü'ndeki etki bakımından aslında Marx ve çevresinin biraz daha azınlık, henüz çok etkili olmadığını söyleyebiliriz tabii ki. Galiba. Komünün siyasal yapısına baktığımız zaman 3-5 tane Marksist ya var ya yok. Zaten komünün ilk zaferinin akabinde doğrudan bir seçim yapılıyor. Prodonistler ve Blankistler evet. Çok ezici çoğunluğu onlar ezici alıyor galiba. Ya anarşistler ve prodoncular çoğunluk. Benzer bir şey, benzer bir durum internasyonel örgütlenmesinde de var. Sonraki dönemlerdeki kongrelerde 89-88'den sonra giderek Marksistler ağırlık kazanmaya başlayacaklardır. Yani, evet. Yani aslında bu 100 yıl aynı komün zamanda... Komün de bunu sağlayan bir zemin oluşturuyor. Komün, 71 deneyi diyelim. Komün, diyebilir hem miyiz 71 bunu? Deneyi hem de bu süreç içindeki bir sürü deneyden çıkartılan ders yapısı giderek evet. Marksist akımın güçlenmesi, bilimsel sosyalizm kavramının egemen olması... 71'den önce de gelen bir şey var. Farklı tür tabii. Evet. Farklı tür sosyalizm tasavvurlarının ise giderek ütopik yaklaşımlar olarak giderek işçi hareketi içinde gerilemeye başlaması şeklinde evet. Ters orantılı bir gelişim oluyor. Ama evet. Hani Paris Komünü'nden söz ettiğimiz bir yerde Proton'un, Blanqui'nin hakkının da altını çizmeden yapılacak bir tahlil mümkün eksik değil. Olacak. Mümkün değil. Yani şimdi ya düşün şöyle bir slogan. Bugün bile kibirleri doğru bir slogan gibi benimseyip kullanabilir. Mülkiyet hırsızlıktır. Marx bunun canını okumuştur, eleştirmiştir. Böyle saçma sapan laflar etme demiştir adam ama birdenbire akılda kalan... Ama slogansı değeri, ajitasyon değeri ne kadar? Akılda kalıcılığı, ajitasyon değeri, bütün mülk sahiplerini hırsız olarak görmek gibi kışkırtıcı bir yanı var yani. Evet. Böyle bir tip. Sefaletin felsefesini yapıyor adam. Marx da ona cevap yazıyor. Felsefenin sefaletini yapıyorsun diye.
Evet. Ama sefaletin felsefesi, mülkiyet düşmanlığı, böyle bir adam. Dolayısıyla benimsenmesi, kabul edilmesi, bütün o yanlışlıklarının o parlak laflar altında görünmez hale gelmesi kolay. Ha, komün ne yapıyor? Komün bunun pratik bir şeyi oluyor, sınanması oluyor. Gerek Blankiciliğin, gerek Proudhonculuğun pratik bir sınanması oluyor. Blanqui, anarşizm, komüne hakim olan o dağınıklık, işte ne yapacağını bilememek, örgütlenmeyi bir türlü becerememek, bütün bunların kaynağında duran bir teorik dayanak olarak. Proudhonculuk, işte ekonomik programında doğru dürüst bir sosyalizm anlayışına sahip olamamak. Komün bütün bunların çöküşü oluyor. Yanlışmış artık, yani pratik olarak gördük ki Proudhonculukta, Blankicilikte bir işe yaramıyor. Marksizmin zaten işçiler arasında yükselmeye başlaması genel olarak bu şeyden sonra olur, komünden sonra. Yani o söz o bakımdan doğrudur. Komün ütopik sosyalizmin ve anarşizmin siyasal yenilgisi olarak da anlaşılabilir. Peki şöyle giderek de toparlayalım tabii. Yani her devrim ezildikten sonra dünya devrim tarihlerinde karamsarlık, umutsuzluk, çeşitli tartışmalar, çözülmeler ya da yeni dinamik direnç unsurları çıkabilir. Komünarların dağılmasından sonra mesela bunların Fransa'ya dönmeleri ya da çeşitli ülkelerde kalmaları mülteci olarak oradaki, yani epey bir dağılan ve çözülen kitleden de söz ediliyor. Onun için söylüyorum. O tartışmalar açısından ne söylenebilir? Bir de şunu merak ediyorum. 71'inden sonra 17 Ekim devrimi ve Rusya'ya etkisi çok ciddi ama Avrupa'ya etkisi, Avrupa devrimlerinin etkisi ne oldu Paris Komünü'nün? Kısaca onu şey yaparsak. Yani dediğin gibi komünün ezilmesi sonrasında genel olarak bütün bir Avrupa'da, genel olarak bütün bir sol harekette bir geriye çekiliş, bir umut kaybı, nitekim biraz tersinden görece abartılı Marx'ın da Engels'in az önce okuduğunuz metnindeki görece abartılı, yani sonraki 10-15 yılı dikkate aldığımızda abartı derken o tank toparlamaya da çalışıyorlar. Kesin, zaten ben onu belirtmek istiyorum. Yani buradaki abartı aslında bu mevcut dağılma halinin önüne geçmeye çalışma. Burada iradeyi nesnel olumsuz koşulların karşısına geçirip o nesnellikten kaynaklı sorunları azaltmaya, yaraları daha erken bir şekilde sarmaya yönelik bir girişimin ifadesi. Aslında benzeri yenilgilerin arkasından işaret ettiğin gibi bütün dünyada böyle bir eğilim kaçınılmazdır. Üstelik bu eğilimin nesnel boyutu, yani geniş kitlelerdeki tezahürü de kaçınılmazdır. Nitekim işte 1990'daki Sovyetlerin ve diğer sosyalizm adına kurulduğu iddia edilen rejimlerin çözülüşünün dünya emekçileri, halkları, proleterleri üstünde yarattığı, dünyadaki sosyalistler üzerinde yarattığı etki de böyle bir şey. İşte sosyalistlerin sosyal demokratlaşması, liberalleşmesi, sosyal demokratların, liberallerin daha geriye savrulması, halkların dünyadaki cennet yaratma umutlarını kırılıp daha çok milliyetçi, dinci eğilimlere doğru savrulması. Bu kaçınılmaz. Sosyalistlere, özellikle bilimsel sosyalistlere düşen sorumluluk bir yanıyla bu demoralizasyonu yıkmaya, tarihsel hafızayı canlandırmaya, bu tarihsel hafızayı canlandırırken adalet, vicdan, eşitlik ve benzeri kavramlar da dahil her şeyi seferber etmeye çalışırken, ama diğer taraftan da tıpkı Paris Komünü'nden sonra yapıldığı gibi yenilginin derslerini de doğru okumaya yönelik, nerede hata yaptık, nerede eksik olduğu, nerede işte hayatı okumakta eksik kaldığımız neler vardı üzerine de acımasız, soğukkanlı bir deney çıkartımını da yapılması lazım. Bu açıdan baktığımızda aslında Marx, komün sonrası Marx'ın, Engels'in yapmaya çalıştığı, yerine getirmeye çalıştığı sorumluluk aslında Sovyetlerin dağılması sonrasında günümüz Marksistlerinin de sırtındaki en önemli sorumluluğun da tanımı. Buna ek olarak şunu da eklemek istiyorum. Komün sonrası
en çok üzerine söz kurulan ögelerden bir tanesi de proleter diktatörlüğü meselesi. Neden? Bir yanıyla bizzat burjuvazi, az önce Aydın abinin işaret ettiği gibi diktatörlük kavramı üzerinden bir karşı saldırı, aslında diktatörlüğü ezdik diyen bir karşı saldırı sorunu. Diğer taraftan da aslında sınıf düşmanlarına karşı yeterince kararlı davranmayan bir komünün ve komün benzerlerinin ayakta kalmakta zorlanacağına dair de bir ders çıkartma. Az önce okumuştum, burada demokrasinin uygulanmasındaki genişlikten dolayı değil ama sınıf kararlılığının karşı tarafa, işte Merkez Bankası örneği bu açıdan çok bu laboratuvar görmek. İki eleştiriye tabi oluyor. Devrimci eleştiriye karşı şimdi, devrimci eleştiriye burada tabi burada daha oluyor. Stratejik bir alana açıldığımızda da şunu da söylemek lazım. Mesela Engels işte komün ne bakınız o bir proleter diktatörlüğüdür diyor ya. Bunun akabinde şey çok önemli. Tüm devrimci sınıfların diktası yerine küçük bir azınlığın diktasını proleter diktatörlüğü diye tanımlamaya kalkan bir yaklaşım aslında komünün dersini doğru çıkartmayan, bunun yerine süreci kısaltabilirim diyerek aslında sınıf adına bürokratik bir diktatörlük üreten bir yabancılaşmaya dönüşür. Biz komünde gerek, böyle bir şey yoktur herhalde 70 günde. Elbette hayır ama çıkartılan tartışma. Ders sonraki dönem. Evet. Şimdi bu ders aslında Sovyetler Birliği'ndeki sınıfın devlette yaşadığı yabancılaşma süreci üzerinden belirginleştirmesi Sovyet gereken bir ders. Sovyet bürokrasisi üzerine bir ders anlatıyor. Dolayısıyla komünde altı çizilen cümleleri anımsayacak olursak sınıfın doğrudan kendisinin sınıf düşmanlarına karşı, sömürücülere, zalimlere karşı uygulaması gereken politikayı kalkıp da sınıf adına kendini sınıf yerine koyan ve dönüp ki sınıfın üstünde de bir hakimiyet, bir baskı uygulayan, sınıf adına diye her türlü temel hak ve özgürlükleri ihlal etmeye kalkan davranışın da proleter diktatörlüğü demek olmadığını, tam tersine bürokratik bir diktatörlüğe dönüştüğünü ve bunun kaçınılmaz sonucu da sınıfın kendi adına kurulmuş devlete yabancılaşmasını beraberine getirdin. Bu vurgu aynı zamanda Lenin'in Devlet ve İhtilal'deki aslında proleter diktatörlüğünün işte en ileri burjuva demokrasisinden daha ileri bir demokrasi ve özgürlük vaadi olduğu gerçeğini bugün Sovyet dağılması sonrasında Paris Komünü'nü değerlendirirken özellikle daha da belirgin kılmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bununla siz de biraz katkı verirseniz burayla toparlayalım. Yani demokrasi ile bürokrasi arasında komünden nasıl bir ders çıkartmalı sosyalist? Şimdi şöyle bir nedense Kenan Evren aklıma geliyor ya. Bu aralar fazla Kenan Evren'den konuşuyoruz. Şöyle ilk darbenin ilk günlerinde şöyle bir şey söylemişti. Bürokrasiyi tamamen kaldıracağız demişti. Bürokrasinin kaldırılmasından adam verilen emrin doğrudan doğruya uygulanmasını anlıyordu. Tamam mı? Ara kademeleri kaldırıyor. Yap dedi miydi yapılacak. Başkanlık da öyle bir şey olarak. Başkanlık da öyle. Başkanlık istedim. Halbuki bu bürokratizmin ta kendisidir. Ta kendisidir. Bürokrasinin kalkması demek kendi hak ve çıkarları doğrultusunda karar alma yetkisini elinde bulunduran halkın aldığı kararları kendisinin uygulaması demektir. Ara kademeler yok. Tamam mı? Birileri karar alır, öbürlerine emreder, onlar yapar. Böyle hukuk da yok değil. Bu arada. Hukuk da yok. Hukuk da kalk. Giderek halkın kendi işini kendisinin görmesidir yani. Doğrudan doğruya. Bir işte yürütmeyle şeyin yasamanın birleştirilmesi. Otururuz, karar alırız, kalkar yaparız. Sovyetlerde böyledir mesela, böyle olmuştur. Şöyle örnekler vardır. Petrograd Sovyeti şöyle bir karar alıyor. Diyor ki, her bebek bir litre süt içmeden hiçbir yetişkin burjuvaya süt satılmayacak. Şimdi bu kararı kim uygulayacak? Süt üretenden dağıtımını yapana kadar bir işçiler zinciri vardır. Onlar bunu uygulayacak, denetleyecek.
Herkese süt yetiyor mu? Bebeklere süt yetiyor mu öncelikle? Ondan sonra artarsa yetişkin burjuvalarda birer bardak içsinler. Orada önemli olan böyle bir kararı aldığında bütün o dağıtımın her noktasında işçilerin hakim olduğuna güvenmek önemlidir. Paris Komünü'nde de alınan kararlar komünler tarafından alınır, halk tarafından alınır, yine halk tarafından uygulanır. Ne bileyim, müzelerin korunması hakkında karar var mesela. Ünlü bir ressam Daumier'i kültür işlerinden sorumlu komisyonun başına getiriyorlar. Müzelerin korunması ondan soruluyor. Ama bu işte emirler vererek değil, planlar, programlar yapıp onu kendi etrafında tartışarak nasıl korunacak, kime karşı korunacak, nasıl bakımları yapılacak müzelerin diye kararlar alıyorlar. Çok ayrıntılı programlar var. Yani komün bir hayatın yeniden örgütlenmesi ve halk tarafından bizzat örgütlenmesidir. Yani birileri karar alıp bürokrasinin olmaması demek bu. Yoksa Kenan Evren'in gibi yap derim yaparsın, kalk derim kalkarsın. O bürokrasinin ta kendisi. Küçük bir şey olsun çünkü. Küçük bir şey aslında bu tarihsel, bu yürek yakan boyutları da olan, insanı heyecanlandıran deneyin içinde bir de komik işler de oluyor. Bir gün işte bir mahallenin işçileri toplanıyorlar, Notre Dame Kilisesi'ni yıkmaya gidiyorlar. Hemen yine komünar olan Paris'in sanatçıları toplanıyorlar, onların önüne barikat kuruyorlar. Bunun yıkılmaması gerektiği konusunda işçileri, yıkmaya gelen işçileri ikna ediyorlar. Bu tip tabii yani el yordamıyla sınayarak en ileri demokrasi veya emeğin haklarının işte yansımaları, şehirdeki yansımaları ne olacaktır üzerinden bu tip karşılaşmalar da yaşanıyor. Katledilen bütün komünarların, o şanlı direnişte yer alan bütün Paris halkının, işçilerin önünde bir saygıyla eğiliyoruz. Elimde Paris Komünü ve Komün Şairleri diye bir kitap var. Evrensel Basım Yayın'dan yayınlanmış. 20 yıl civarında galiba, değil mi? Aydın, evet. Abi oldu basılalı. Son derece iyi bir derleme, iyi bir çalışma. Orada bir şiir var. Arkadaşlarımız seslendirdi. Onunla kapatalım. 1871 Sürgünler kitabından alınmış bu şiir. Yaşasın Komün'le Komünarları selamlayalım. Bir sonraki Babil Kulesi'nde görüşmek dileğiyle. Konuşan kalbimin sesi. Korkum, kaygım, tasam yok. Övünerek derim ki, beğendiğim tek bayrak kızıl renkli bayraktır. Kızıldır kanım gibi. Kanım gibi dolaşır içinde yüreğimin. Çocuklar, yaşasın komün. Çocuklar, yaşasın komün. O günler de gelecek. Her çocuğun ayakkabısı, herkesin ekmeği, işi gücü, sofrasında iyi şarabı olacak. Yaşasın komün. Çocuklar, yaşasın komün.